Abdurrahman Dilipak Z kuşağına kötü haber. Bizim gençler bir metaverse'e gireceğiz, uçan otomobillere bineceğiz, okulsuz toplum gibi hayaller kurarken evdeki hesaplar çarşıya uymayacak gibi. Akıl sağlığı dünya raporu açıklanmış. 18-24 yaş grubunda yarısı depresyon veya kaygı bozukluğu yaşıyormuş. Rapora göre klinik düzeyde akıl sağlığı riskini taşıyanların oranı da son bir yıl içinde pandemi sürecinde %14'ten %26'ya yükselmiş. Bu gidişle gelecek günler geçen günleri aratacağı benziyor. Çünkü gidişat sadece sayısal değil, geometrik olarak da büyüyor ve hızını artırıyor. Durum vahim, sosyoekonomik sorunlarla birlikte gelişen biyolojik ve psikolojik sorunlu kitle oranı ilk kez %57 olarak tespit edildi bu süreçte. Bir yıl önce bugünlerde Amerika'daki Sapien Labs tarafından gerçekleştirilen Mental Health Million Project'in akıl sağlığı dünya raporunun sonuçları toplumsal akıl sağlığı riski konusunda alarm veriyor. Akıl sağlığı dünya raporunda İngilizce konuşan 8 ülke Amerika, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Hindistan ve Singapur'dan 49 bin kişinin verileri incelendi. Oysa durum diğer ülkelerde daha da kötü. Son bir yıl içinde buna savaş riski, ekonomik kriz, işsizlik, politik kriz de eklendi. DSO Genel Direktörü Dr. Tedros Adnanom Gebresus, Ağustos 2020'de yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsün neden olduğu kaygı ve korkunun milyonlarca insanın akıl sağlığını olumsuz etkilediğini belirtmişti. Akıl sağlığı zaten dünya çapında ötelenen bir sağlık sorunu. Alkol, uyuşturucu, kumar, fuhşiyat, insanların özellikle de gençlerin akıl sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bir milyara yakın insan akıl sağlığına sahip değil. Sosyoekonomik, sosyopolitik sorunlar sebebiyle risk giderek artıyor. Ailelerin dağılması, dinden uzaklaşmanın beraberinde gelen manevi boşluk, bilgisayar ortamındaki diziler, oyunların sebep olduğu haz ve heyecan arayışının yol açtığı şiddet eğilimi sonucu gençleri tehdit ediyor. Her yıl 3 milyon kişi aşırı alkol kullanımından ölüyor. Her 40 saniyede bir kişi de intihar ediyor. İntihar edenlerin çoğu bulunduğu ülkede göreceli olarak eğitimli, gelir seviyesi yüksek insanlar ve gençler. Erkekler kadınlara göre daha çok intihar ediyor. Sadece Çin ve Bangladeş'te intihar eden kadın oranı erkeklerden daha fazla. Dünyada yılda 800 bin kişi intihar ediyor ve bu sayı giderek artıyor. Dünya gerçekleri trajik. Dünyada aç insan sayısı 859 milyon. 303.160. Öte yandan dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 724 milyon 582 Aç insan kadar aşırı beslenmeden kaynaklanan obez insan sayısı 804 milyon Sadece bir yılda dünyada açlıktan ölen insan sayısı 35 milyon. Obezlerin fazla tüketimi açları doyurmaya yeter oysa. Her iki taraf da sağlıklı olur ama olmuyor işte. Amerika'da sadece bir günde obezitenin sağlığa maliyeti 500 milyon dolara yakın. Amerika'da bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 100 milyon dolardan fazla. İşe bakar mısınız? Pandemi diye dünyaya ayağa kaldırdılar. Her ölene covid etiketi yapıştırdılar. Sonuçta açıklanan toplam ölü sayısı 6 milyon. Bakın dünyada yıllık 5 milyon ölüm ülkemizde de en az 100 bin ölüm sigaraya bağlı hastalıklar sebebiyle oluşmaktadır. Alkol yılda 2,5 milyon kişiyi öldürüyor. Peki neden kimse öldüren bu keyiften vazgeçmek istemiyor? Alkolün sebep olduğu aile içi şiddet, kazaların sebep olduğu hasar ve yaralanma, ekonomik kayıpta cabası. Dünyada yılda 1,5 milyon insan ölüyor trafik kazasında. Şu rakamlarda dikkat çekici. Bir yıl önce 100 binden fazla kişi aşırı doz uyuşturucu nedeniyle öldü, bir önceki yıl uyuşturucu sebebiyle ölüm 78 bin civarındaydı. Bu yılsa bu oran %30 artış göstermiş. Akıllı şehirlerimiz, akıllı evlerimiz, akıllı fabrikalarımız, makinalarımız var ama akıllı insan pek kalmadı sanki. Akıllı politikacı, akıllı iş adamı, akıllı bürokrat, akıllı gazeteci kıtlığı yaşanıyor. Zaten bu gidişle bu akıllı sistemler bu akılsız kalabalıkları yönetmeye başlayacak. Sadece aklımızı da kaybetmedik, vicdanımızı da kaybettik, hayallerimizi de kaybettik. Her şeyi satın almak istiyor insanlar. Dünya hayatını bir oyun ve eğlence, bir kumar, bir yarış gibi görmeye başladık. Her yıl bulaşıcı hastalıklardan ne kadar insan ölüyor? Birileri bu rakamlar üzerinden kar hesapları yapıyor. Önce hasta edip sonra ilaç satıyorlar. Her kriz bir başkası için kazanç vesilesi olmaktan başka bir anlam taşımıyor sanki. 5 yaş altı ölümler sonucu milyonlarca çocuk ölüyor. 10 milyondan fazla kadın düşük yapıyor. Yüz binlerce kadın doğum sürecinde ve sonunda hayatını kaybediyor. Bir yandan kanser patlıyor, artık başımızda bir de aref belası var. Bir de duhan belası var başımızda. İnsanlar neşelenince de tüttürüyor, üzülünce de, ne yapacağını bilmeyince de. Ve sonuç sigaradan ölümlerle, Covid'den denilen ölümler baş başa. Bir yandan HIV yayılmaya devam ediyor, sıtma da öyle. Yeni yeni hastalıklar çıkıyor, alerji patlıyor, alkol ve uyuşturucuya harcanan para korkunç. Savaş, ekonomik kriz, ailenin dağılması bugün en büyük sorunların başında geliyor. Kederler paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Biz paylaşmayı unuttuk. İdeolojilerin romantik bir yanı vardı, umudu canlı tutardı, insanlar bir şeye ulaşmak için çaba gösterirdi. Yeni nesiller ne sağcı ne solcu, futbolcu. Oysa biz meydanlara ilk çıktığımız günlerde ne sağdayız ne solda, hak yoldayız, hak yolda diyorduk. Kör dünyanın göbeğine hak yol İslam, tek yol İslam yazacaktık. Siesta, fiesta, futbol gidiyorlar. Uyu, dans et ve durum ortada. Toplumda korkunç bir manevi boşluk oluştu. Kutsalı olmayan kalabalıklar, yarın kontrolden çıktıklarında ülkeler sosyal bir tsunami yaşayacaklar. Toplum hayatında çok ciddi fayatları oluştu ve psikososyal, sosyopolitik ve sosyoekonomik depremler oluşması sürpriz olmayacak. Sanki global resetçiler bu bataklığı sürekli ve bilerek sulamaya devam ediyorlar. Birileri Z kuşağı diye bir kuşak tanımı yaptı. Onlara birileri yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat vaat ediyor ama gidişat pek de hayra alamet değil. Cehenneme doğru dolu dizgin bir gidiş var. Benim dedem Birinci Dünya Savaşı'nı gördü, Babam 2. Dünya Savaşı'nı, ben adı konulmadık bir dünya savaşı olan Soğuk Savaşı yaşadım başından sonuna. Kim bilir benim çocuklarım belki de yeni bir dünya savaşının şahidi mi olacaklar yoksa savaş başladı bile mi? Farkında mısınız? izlediğiniz diziler, oyunlardaki şiddet, bu süreçte verilen subliminal mesajlarla farkında olmadan farklı bir dünyaya hazırlanıyorsunuz size gösterilen dünyanın cenneti, artırılmış gerçeklikle süslenmiş bir fake alem. Sermaye, siyaset, bürokrasi, akademi, medya, STK'lar hepsi bu sanal alemin peşinde gibi sanki. Gerçek dünya ise çok farklı geliyor. Dikkat edelim, kaçtığımızı sandığımız şeye doğru koşuyor olabiliriz. Lucid dream'ler, astral yolculuklar, metaverse'ler, 5G, Sterling, AREF, subliminal mesajlar artırılmış sanal gerçeklik dünyası panik meydana getiren şok haberlerle dünya insan ve diğer canlılar için giderek daha yaşanılmaz bir hal alıyor. Biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Şeytan ilk insana söylediği yalanı tekrarlayarak geliyor. Şeytan yalan söyledi. Aman dikkat. Selam ve Dua ile Abdurrahman Dilipak Yeni Akit Nurettin Ceylan Savaşın Arka Yüzü Biyolojik Laboratuvarlar Amerika ve Rusya bu haftayı Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlar konusunda öfkeli tartışmalarla sürdürdü. Amerika laboratuvarların yaygın hastalıkları ve epidemiolojiyi inceleyen standart sıhhi tesisler olduğunu söyleyerek Rusya'yı laboratuvarlar hakkında dezenformasyon yapmakla suçladı. Rusya ise laboratuvarların biyolojik savaş silahları geliştirmeye yönelik çok daha sinsi ve yasa dışı araştırmalar yürüttüğünü iddia etti. Kiev, Karkov, Kerson, Odessa ve Poltava'da 30'a varan araştırma tesisi Pentagon tarafından yüz milyonlarca dolarlık fon sağlıyordu. Rakamın 200 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Öyle görünüyor ki araştırmalar birkaç yıldan beri devam ediyor. Laboratuvarlar hastalık araştırmaları içinse o zaman neden Pentagon sponsor ve irtibat kuruluşuydu? Neden bu laboratuvarların fonlayıcısı Amerika Sağlık Bakanlığı veya Hastalık Kontrol Merkezi değildi? En önemlisi de Rusya Ukrayna'ya askeri müdahalesini başlattığında neden laboratuvarlara numunelerini imha etmeleri emredildi? Pentagon'un Ukrayna genelinde düzinelerce laboratuvarın faaliyetlerine dahil olması, araştırmanın alçakça biyolojik silah geliştirme amacıyla yürütüldüğüne dair endişelere işaret eden en belirgin gerçek. Faaliyet hakkında soru soran herkesin hemen Rus propagandacısı olarak suçlanması da çok manidar. Çeşitli Amerikan kamuoyu, Ukrayna'da geliştirilen Amerika biyolojik silahlarına ilişkin endişeler hakkında şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Rusya, Amerika'nın itirazlarına rağmen konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirmeye çalışıyor. Çin de Rusya'nın endişelerini onayladı ve tam bir soruşturma çağrısı yaptı. Ukrayna'dan sorumlu Amerika Dışişleri Bakanı Victoria Nolan, 8 Mart'ta Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne tehlikeli biyolojik araştırma laboratuvarları olduğunu itiraf ettiğinde bu konu yeniden alevlendi. Nolan, laboratuvarlarda bulunanların Rus güçlerin eline geçmesinden endişe ettiğini belirtmişti. Bu da demek oluyor ki biyolojik silahların varlığı kesin. Moskova'ya göre Ukrayna laboratuvarlarının Pentagon sponsorluğunu gösteren belgeler orijinal ve doğrulanabilir. Hatta Rusya gerçek gibi görünen bazı belgeleri yayınladı. Elbette Rus haber kaynaklarına karşı Batı'nın acımasız sansürüyle uluslararası kamu yararının ilgili bilgilerden yararlanması mümkün olmadı. Yine de tarafsız biyolojik savaş uzmanlarının himayesi altında uluslararası bir soruşturma yapılması acil bir gerekliliktir. 2019'un sonlarında patlak veren COVID-19 pandemisinin dünya çapındaki etkisini zaten gördük. Dünyanın isteyeceği son şey Ukrayna'da Pentagon'un örtbas etmek için çaresiz kaldığı potansiyel olarak ölümcül biyolojik silah tesisleri zinciridir. Birçok sorunun ciddiyetle yanıtlanması gerekiyor. Bu soruları Rus propagandası olarak bir kenara atmak ayıptır. Amerika'nın biyosilah kullanma konusunda uzun ve aşağılık bir geçmişi vardır. Kızıl derili nüfuslarını çiçek hastalığıyla ve daha sonra Orta Amerika ve Küba'daki sivil nüfusu öldürmeye kadar uzanan bu geçmişi göz önüne alındığında Amerika biyoterörizm uygulamaları nedeniyle dünyaya büyük bir tehdittir. Pentagon'un Ukrayna'daki biyolojik savaş laboratuvarları Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle savunma eylemi yapmak zorunda kalmasının birkaç geçerli nedeni zaten. Ama burada asıl mesele Rusya-Ukrayna krizi değil, Amerika'nın dünyanın üzerine saracağı yeni beladır. Laboratuvarlardan yeni bir pandemi, biyolojik savaş veya belki de insanoğlunun yok edecek kadar yeni bir icat çıkabilir. O sebeple bölgeye ve krize çok daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. Barışı yeniden tesis edeceksek, düşmanlığın nereden, nasıl ve neden geldiğini anlamamız gerekir. Selametle. Nurettin Ceylan, Sesli Makale.com.tr